Evet. İskender tam puan alsa bile kazanmamız için Tayfun'un 6 puan alması gerek. Bu da imkansız gibi bir şey. Çek. Aferin zekalı çocuk. Sen de gurur duyuyorma. Çok soğukkanlı ve duygusuzsun. Anam baban seni evlatlıktan reddetmiş. Sen yine de kazanmaya odaklanıyorsun. Bırak! Ne? Babaanne, anne babamla ilgili duyduklarım doğru mu? Ben de tam sana onu söyleyecektim çocuğum. Doğru yani. Ne oluyor ya? Ne duydun söylesene. Evlatlıktan reddediliyormuşuz. Ne? Canım yavrum. Yavrum, iyi misin? İyi misin? İyiyim. Babaanne. Doğru mu? Bizi evlatlıktan reddedecekler öyle mi? Yok yavrucuğum, yok. Birileri uydurmuş onu. İnanmayın siz, yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey söylemedim. Neyse, benim ocakta yemeğim vardı, ben kaçayım. Benim anam hasta, kafadan. Benim onun yanına gitmem lazım, kusura bakmayın. Refika Hanım, doğruyu söyleyin şimdi, bence. Canlarım, canlarım benim. Gelin benimle. Sizinle baş başa bir şey konuşmak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi, hadi canım. Gel canım, sen benim koluma gir. Hah. Gel bebeğim. Bu çocukları hiç böyle görmemiştim. Asıl sıkıntıları ana babaymış meğer. Doğru söylüyorsun İskender'cim. Dilim kopsaydı Duygu'ya o lafları etmeseydim. Tamam kızım, paraladın kendini. Hem senin ne suçun var ki? Buna ilahi adalet denir. O kadar fesatlığın ve üç kağıtçılığın bir karşılığı olacaktı herhalde. Arda. Aynı şey Sinan'ın başına geldiğinde üzülmüş müydün? Çünkü dostlarımız için üzülmek kolaydır. Zor olan ve zor olduğu kadar güzel olan... kendimize yakın hissetmediğimiz insanların derdine üzülebilmektir. Bu, yaradılanı sevmekten ve merhamet etmekten gelir. Bize yakışan da budur. Bence siz bu akşam arkadaşlarımızın derdini paylaşmak için ne yapabiliriz diye bir düşünün çocuklar. Belki de bu zor zamanlar birlik olmanız için bir fırsattır. Haklısınız hocam. Onlara yardım etmenin bir yolunu bulacağız. Söz. Söz.